Abdullah Gül'ün işte Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılmasının ciddi şekilde değerlendirildiği iddiaları yayıldı. Yani bayağı ciddi şekilde yayıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Allah için yani o konuda hiçbir şey duymadık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin ağzından hiçbir zaman Abdullah Gül lafı duymadık. Bu tamamen dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'yla da zaman zaman görüşen işte bu 3-4 yazar arkadaşın köşelerinde ifade ettikleri yazılarından aldığımız bir Abdullah Gül şeyiydi bu havasıydı ama tabii bu bugün özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti çok önemli yine Erdem Gül Erdem Gülü de sayalım deminki üç yazar arasında dördüncü kişi olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül arkadaşımız o da yine benzer yönde yazılar yazdı. Bugünkü mesela Cumhuriyet Gazetesi'ndeki manşette işte CHP'nin Abdullah Gül ısrarı Evet yanlış hatırlamıyorsam hı hı. manşet. O şekilde Erdem Gülün imzasıyla yazılmış bir kulis haberi. E, Tabi e, bu şey yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi kamu oyunu, Cumhuriyet Halk Partisi oy verenlerini, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü, CHP milletvekillerini, milletvekillerini bile, hı. parti meclisi üyelerini bile gerdi. Gerdi ve yıprattı. Bu, bu evet. Yani Abdullah Gül mü olacak? İkinci bir Ekmelettin vakası mı geliyor filan diye. Ee, çok yoğun. Yani yani zaman zaman cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle böyle sohbet ediyoruz. İşte o 10-15 dakikalık sohbet sırasında mesela CHP milletvekilinin telefonu hiç susmuyor bugün. Dün, bugün sürekli çalıyor. Açtığı zaman tepki. Sakın Abdullah Gül'ü yapmayın. Sakın Abdullah Gül'ü yapmayın diye. Dün parti meclisi toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Parti meclisinde de e, sanıyorum 20-25 üye, parti meclisi üyesi e, sadece Abdullah Gül'ün adını hepsi ama vererek Abdullah Gül adayımız olmasın diye e, orada hani ifade etmişler. E, gerçi hani bir daha söyleyeyim hiçbir CHP yöneticisi bugüne, bugüne kadar Abdullah Gül'ü değerlendiriyoruz diye bir laf etmedi. Etmedim, evet. E, Nitekim bugün hani o tepkiler Cumhuriyet Gazetesi manşetinin de e, etkisiyle doruğa çıkınca CHP içinde e, bugün işte yalanlamak durumunda kaldı CHP. Yani açıklamadığı bir şeyi yalanlamak durumunda kaldı. Çünkü hakikaten e, iş istenmeyen bir noktaya doğru gidiyordu. Ve önce işte Bülent Tezcan, Hı. ardından e, Özgür Özel, muhtemelen çok büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Hı. son e, olarak da Veli Ağbaba. Veli Ağbaba tweetler atarak Abdullah Gül'ün kesinlikle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde, gündeminde olmadığını ve olmayacağını net bir şekilde söylediler. Tabii şimdi e, bugün hakikaten çok muhalefetin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı açısından çok kritik bir, e, çok kritik saatler yaşıyoruz. Saatler yaşıyoruz. Yani bir taraftan biraz önce biten Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, Meral Akşener'in Ankara CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi. Bir taraftan İstanbul'da Abdullah Gül'ün Maslak'taki e, ofisinde gerçekleşen Temel Karamallıoğlu-Abdullah Gül görüşmesi. Muhalefetin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını şekillendiren görüşmeler. İki, e, 24 Haziran seçiminde Tayyip Erdoğan'ın yenilip yenilmeyeceğini belirleyecek olan görüşmeler. Yani adayların kim olacağını belirleyecek saatler olduğu gibi bu içinde bulunduğumuz saatler aynı zamanda 24 Haziran'da Tayyip Erdoğan'ın sandıkta yenilip yenilmeyeceğini de belirleyen saatler yaşıyoruz. Gerçekten çok, yani, e, hani o anlamda e, çok kritik. Bir çok önemli. tablo ortaya konulacak ve artık e, bunun üzerinden gidecek tüm tartışmalar. Kesinlikle. Ve sonuca aslında yönelik konuşacağız artık galiba. Evet, bugün mesela biraz önce biten, gerçi çok e, politik evet. bir üstü kapalı konuşma açıklama yaptı Sayın e, Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener de. Hani sanki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte e, İyi Parti'nin seçime girmesini sağlayan 15 milletvekili e, vermesine, teşekkür ziyareti olarak yapılmış bir protokol gibi. ziyareti gibi e, açıklama yapıldı. E, hem Sayın Akşener tarafından hem de Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ama her ikisinde yüzleri gülüyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yüzü, yüzü gülüyordu. Akşener'in de yüzü gülüyordu. E, şimdi, adaylığım sürüyor dedi Meral Akşener. A, evet Meral Akşener adaylığım sürüyor dedi. Dikkatini çekelim. 100 bin imza ile dedi. Hı -hı. Yani 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürüyorum dedi. Ve başarısız yani, olacaklar diye de yanına ekledi. Evet, yani şu ayrıntıya dikkat çekelim. Şu ee, şey part İYİ Parti e, meclis grubunda alınacak kararla Cumhurbaşkanı adayı Değil. gösterilmeyeceğim. Evet. 100 bin vatandaşın imzasıyla aday gösterileceğim dedi Meral Akşener. Şimdi dolayısıyla bugün yapılan bu görüşmeler işte şu anda ekranımızda e, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in yaptığı bu görüşme ve İstanbul'daki Karamallıoğlu ile Abdullah Gül'ün yaptığı görüşmeden çıkacak kararlar, alınmış kararlar ya da alınmakta olan kararlar bizi 24 Haziran'da şeyle e, belirleyecek. Yani 24 Haziran sonucunu doğrudan belirleyecek kararlar alınıyor. Bu kararlar alınan ya da alınacak kararlar açıklandığı zaman kamu e, kamuoyunda ya oh be çok güzel oldu, Heh, işte buydu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı yıkabiliriz kardeşim diye bir motivasyon yükseltecek ya da olmadı kardeşim. Yani biz bu tabloyla alınmış bu kararlarla, bu adaylarla Tayyip Erdoğan'ı zor yeneriz diye bir hani bir motivasyon düşüklüğüne, enerji düşüklüğüne yol açacak bu saatlerde alınmış ya da alınmakta evet, olan... Evet, Karamoğluoğlu Cuma günü netleştireceğiz, hafta sonu artık olayı bitireceğiz diyordu. Ancak e, eminim ki şu an bu açıklama yapılacak bu görüşmenin ardından. Çünkü gerçekten çok e, beklenen bir görüşme. Dün de bir araya gelmişlerdi ödül töreninde, Erbakan ödüllerinde. Hı -hı. E, yan yana oturdular, e, kameralara poz verdiler, sohbet ettiler. E, ve ertesi gün bu görüşme e, şu anda gerçekleştiriliyor. Bir de şunu sormak istiyorum size. Çoklu aday e, işine ne diyorsunuz bu Vallahi, süreçte? Çoklu aday sanki genel eğilim öyle gibi Ezgi. Şimdi biz de dünden beri Halk TV komtr'de şey Twitter'daki Halk TV şeyinde e, sayfamızda bir anket açtık. E, size göre e, bir Özbey görebilir misin şunu? Size göre muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı diye bir soru açtık e, Twitter sayfamızda. E, şöyle heh, gösterelim bu. E, İttifak adına tek aday yani ortak aday çıksın diyen e, izleyicilerimiz e, ya da Twitter takipçilerimiz yüzde 32 her parti kendi adayını çıkarsın diyenlerin oranı yüzde68 hmm. yani ezici bir çoğunlukla her partinin başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere kendi adayını çıkarmasını e, istiyor kim kamuoyu Dolayısıyla zaten iş oraya doğru gidiyor gibi yani ortak aday e, olasılığı şu an itibariyle yani bu hem Sayın Kılıçdaroğlu ile akşenerin yaptığı görüşme hem de İstanbul'da Karamanlıoğlu ile gülün yapmakta olduğu görüşme evet, öyle gibi ortak görüyor. aday e, projesini e, bitirdi gibi Şimdi bir görünüyor. Şimdi taraftan kulislerdeki iddialara göre de e, Abdullah Gül'ün şartı çatı aday olmak deniliyordu Hı -hı. gelen evet. kulis bilgilerine göre. Deniliyordu ki işte Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, HDP bu Hı -hı. dört parti anlatsın, işte Abdullah Gül bizim ortak adayımızdır, başka aday çıkarmıyoruz, tek adayımız ya, Abdullah şartla. Gül'dür desin dediğine yönelik iddialar vardı Abdullah Gül'ün. Ee, ama şimdi o proje çöktü. En azından Cumhuriyet Halk Partisi ve e, İyi Parti açısından Abdullah Gül'ün e, aday olmayacağı ortada. Çok net. Şöyle bir şeye gidebilir iş, e, Saadet Partisi e, ve HDP… Abdullah Gül'ü çıkarabilirler deniliyor şimdi. Yani HDP ile Saadet Partisi'nin adayı olarak çıkarabilirler diye bir iddialar var. Bilmiyorum o da bugün yarın netleşebilir. Evet özellikle Kürt oylarının Abdullah Gül tarafından alınacağı yönünde evet. e, yine alınabileceği yönünde vardı. İşte yine e, şey, AKP'ye giden e, Kürt muhafazakar, Kürt oylarının Saadet Partisi ve HDP e, ittifakıyla e, AKP'den işte Saadet Partisi'ne ve HDP ittifakına dönebileceği şeklinde hani ciddi değerlendirmeler yapılıyor. Ee, bakalım yani bu bu süreç e, sanıyorum e, bugün işte çarşamba e, yarın perşembe cuma günü netleşebilir. Netleşecek. Şimdi birazdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, saat 16'da o da çok çok önemli var. bir toplantı. Oradan e, o e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel merkezde yapacağı o kapalı grup toplantısında CHP'nin adayı biraz daha netleşir. Yani şu anda ben şu anda ben şahsen iki kişiyi görüyorum hani. iki Kimdir? onlar? kişiyi görüyorum. Muharrem İnce. Ee, yani Muharrem İnce ve e, İlhan Kesici. İlhan Kesici. İlhan Kesici. Ama İlhan Kesici'nin ee, daha e, yoğunlukta olduğu gibi yine gidip kulis bilgileri bakalım, var. Bakalım her ikisinin de avantajları ve dezavantajları Hı -hı. var. Yılmaz Büyük Erşen'in adı bu arada. Yılmaz Büyük Erşen'in adını da hani evet. söyleyelim. Yani Yılmaz Büyük Erşen daha böyle hani e, sürpriz gibi Be, benim hani şahsi Aha. kanaatim. Ama hani bu üç aday, bu üç isim ki üçü de Cumhuriyet Halk Partili, üçü de saygıdeğer e, şeyler, kişiler ve üçü de e, kamuoyunda büyük enerji yaratacak, büyük motivasyon yaratacak isimler benim kanaatime göre. Sayın Muharrem İnce de, Sayın İlhan Kesici de, Sayın Yılmaz Büyükerşen de. E, bu grup toplantısından sonra o biraz daha netleşebilir. Yani bu rakam hı hı. atıyorum ikiye düşebilir falan yani. Dolayısıyla CHP'nin adayını biz Cuma yani yarından sonra ya da en geç cumartesi e, görmeye başlayabiliriz. Hani CHP'nin adayı şu oluyor gibi görmeye başlayabiliriz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu da o noktada artık açıklama noktasına gelmiş olabilir. Hani bizim adayımız şudur diye yani, Peki bu Çok kritik saatlerde. Her partinin kendi adayını çıkarması durumunda siz nasıl görüyorsunuz? Yani ilk turda e, iyi mi olur, kötü mü olur? Hani birçok yorum var çünkü tabii, tabii. çoklu aday olması mesela e, ilk ilk turda e, Cumhurbaşkanının Erdoğan olacağını kesin gözüyle bakıyoruz. Eğer çoklu aday olursa diyen gazeteciler var, yorum bu şekilde yorum yapanlar var. Ee, diğer cepheden bakanlar var. Hayır bu şekilde olduğu zaman daha e, iyi olur. İkinci turda e, iş döner diyenler var. Şimdi e, ben benim şahsi kanaatim 2014'te bir süreç yaşadık. E, 2014'te bir süreç yaşadık. E, ortak aday. İşte Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin adayıydı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı da Ekmenettin İhsanoğlu'ydu. İhsanoğlu ee, ve Cumhurba Erdoğan ilk turda şeyi %52'ydi galiba. %52 ile aldı. Selahattin Demirtaş vardı. O da çok önemli bir adaydı HDP'nin adayı olarak. Yani 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık 2014'te. Ee, Ekmelettin İhsanoğlu 38 aldı, işte Demirtaş 10 küsur aldı. Erdoğan 52 ile ilk turda çıktı. Ee, sonra o projenin yanlış olduğu herkes artık hani kabul eder noktada. Yani ek, bir Ekmelettin çok yanlış bir adaydı. Hatta Ekmelettin bizi mahvettin falan diye <laughs> tekerlemeler dönüyor şimdi bugünlerde şeyde <laughs> e, kamuoyunda özellikle CHP camiasında. Ee, şimdi de işte Abdullah Gül olabilir mi acaba diye bir takım çevreler 2014'teki işte Ekmelettin modelini şimdiye bu 24 Haziran seçimlerine uyarlamak istediler. Yani dört partinin ortak adayı olarak bir çatı aday acaba Abdullah Gül olabilir mi diye bir takım çevrelerin zorladığını ve partiler üzerinde bir takım işte baskılar oluşturmaya çalıştığını gördük. Ama şu an itibariyle bu en azından Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tarafından ne yapılmış durumda? Reddedilmiş Abdullah Gül ve ortak aday projesi. Dolayısıyla e, şimdi Meral Akşener aday olduğunu Anlar. açıkladı. Şimdi daha biraz önce tekrar evet. söyledi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aday çıkaracağını biliyoruz. HDP ve Saadet Partisi ne yapacak onu bilmiyoruz. HDP de kendi içinde tartışıyor. Muhtemelen HDP ile Saadet Partisi arasında da bir Abdullah Gül uzlaşması olmazsa yani. HDP'de de... Selahattin Demirtaş'ı. Şöyle söyleyeyim HDP Eş, genel başkanı Sezai Temel'in açıklamaları var. Evet. Cumhurbaşkanı seçiminde kendi adaylarıyla gireceklerini ve aday havuzlarında işte Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğunu söyledi. Tabanımız Akşener'e oy vermez dedi. Evet anlaşıldı. Demek ki onlar da kararlarını vermiş durumda. O zaman şu anda Maslak'ta Abdullah Gül'ün ofisinde yapılmakta olan Temel Karamallıoğlu Abdullah Gül görüşmesinde sadece Abdullah Gül'ün Saadet Partisi adayı olarak çıkması gün konuşuluyor demektir. HDP böyle dediyse işte Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu buysa e, Temel Karamollaoğlu'nun elinde kala kala işte Sayın Abdullah Gül Saadet Partisi'nin adayı ol teklifi kalmış demektir. Bu arada demin ben hani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası Cumhurbaşkanı hı hı. adayları derken bir ismi e, şey yaptım hani e, atlamışım herhalde atla, atladım e, Murat Karayalçın Murat Karayalçın adı da e, gündemde ama e, açık söyleyeyim hani e, hani bu saydığımız tüm e, olası adayları hem ben hani gazeteci olarak da yakından tanıyorum. E, hepsi de saygıdeğer isimler ve hepsi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, değerli insanları. E, ama hani benim favori olarak e, hani gördüğüm e, yani o net e, daha böyle netleşen gibi şey İlhan Kesici ile hani Muharrem İnce böyle bir adım daha önde gibiler. Hı hı, Muharrem İnce de görüşmesinin ardından aslında çok net konuşmamıştı. O da bayağı politik açıklamalar yapmıştı. Ee, birkaç gün önce genel merkezde CHP lideriyle yaptığı konuşmanın ardından hatta o zaman demiştik işte acaba adaylığını mı açıklayacak vesaire gibi ama e, konuşmamayı tercih etti. Evet. Ya bekleyelim. Bekleyelim. Ben şimdi bütün hani muhalefet kendisini muhalefette hisseden bütün vatandaşların ya yani 24 Haziran'da oy verecek Cumhurbaşkanı adayını bekleyen milyonlarca vatandaş var şu anda. Yani Cumhurbaşkanı adayı bir tane var. Tayyip Erdoğan. Evet. Ama onu beğenmeyen, onu oradan indirmek isteyen milyonlarca milyonlarca vatandaşımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun dudaklarından çıkacak ismi bekliyor. Doğru mu? Evet. Yani bütün herkes gözünü dikmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağına. Onun hangi ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak ifade edeceğini böyle yani yüreği küp küp atarak bekliyorlar. Kesinlikle. 15-16 evet. yıl oldu ıı, evet. AKP Dolayısıyla dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da bu hani bu durumu bildiğini biliyorum. Ee, bu durumun farkında alacağı kararın ne kadar önemli ve ne kadar ağır sorumluluk gerektiren bir karar olduğunun farkında. Dolayısıyla bekleyelim. Ben de büyük bir heyecan ve merakla bekliyorum. Sonuçta ben şuna inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en doğru kararı verecektir. Bütün bu milyonlarca vatandaşımızın merakla, dört gözle beklediği o kararı Sayın Kılıçdaroğlu en doğru şekilde önümüzdeki 2-3 gün içinde açıklayacaktır diye ben şey yapıyorum hani bekliyorum ve umuyorum. Evet, peki. Eklemek istediğiniz bir Yok, şey var teşekkür ederim. mı? Peki, teşekkür ediyoruz.